Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Ameliyat olmadan tedavi olabilir miyiz? İlaçlarla onu atlatabilir miyiz diye gelen kapak sorulara... Kapak hastalıkları sonuçta bir mekanik bir olay. Evet. Yani mekanik olarak kapağın yapısı bozulmuşsa şimdi bu ilaçla düzeltmemiz mümkün değil. Yani ilaç verelim de o kapak düzelsin, öyle bir şey söz konusu değil. İlaçlar sadece şikayetleri azaltmaya yönelik olabilir. Kalp yetmezliği gelişmişse kalp yetmezliğini azaltmaya yönelik olabilir. Ritim problemi gelişmişse ritmi azaltmaya yönelik olabilir. Ama kapaktaki problem ciddi ise tedavisi ameliyat. Çözümü? Yani. Evet, ameliyat. Ameliyat. Evet. Peki yine gelen telefonlarla bize ulaşamayan mesajlarla kapakçık hastalıklarını konuşuyoruz ama kapakçığın kalınlaşması vücuda zararı var mıdır? Tedavisi nasıl? Kapakçığın kalınlaşması yani tek başına kalın ama kapak fonksiyonları normal. Evet. Sıkıntı yok. Bizdeki problem kapak fonksiyonunu kaybetmesi. Fonksiyonu nasıl kaybediyor? Ya daralıyor. Mesela diyelim ki mitral kapak alanı normalde 4 santim olması gerekiyor. O 1 santime düşmüş. Ciddi daralmış. Ne oluyor? Kan geriye doğru gölleniyor. O zaman ne yapacaksın? Onu düzeltmemiz lazım. Ya da kapak, diyelim ki o prolaps dediğimiz gibi ucuca gelmiyor. Kanı geriye doğru kaçıyor diyoruz. Kapak kalınlaştı, büzüldü. Ne oluyor? Kanı geriye doğru kaçıyor. Evet. Tam kapanamıyor. Onun da eğer ciddiyse işte 3. 4. derecede ciddi kaçak var ve kalple büyüme yapmış, şikayet de yapmaya başlamış. Onun da tedavisi ameliyat. Ama aralarda ise kapak alanı çok ciddi daralmamış, kapak ciddi değil, o zaman takip ediyoruz. İşte 6 ayda bir, yılda bir, belki 2 yılda bir ekolarla ve hastanın şikayetini de göze alarak takip ediyoruz. Evet. Şimdi gelen maillerde bypass ameliyatı oldum ama tekrar kalp krizi geçirme durumum olabilir mi? Kendime ne kadar dikkat etsem yani diye risk var, de tabii. Risk var. Risk var. Yani hastalık devam eden bir süreç. Yani bu damar sertliği, ateroskleroz dediğimiz bitmiyor. Yani biz bypass yaptığımız damarlarda da ve kendi damarlarında da bu süreç devam ediyor. Muhakkak tabii bunu riski mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışmak lazım. Yani elimizde olmayan faktörler var, genetik faktörler. Onu engelleyemiyoruz. O genetik faktörler tekrar devrede olduğu süreçte. Ama bizim de yapabileceğimiz şeyler var. İşte sigara içiyorsan sigarayı bırakmak, şeker varsa muhakkak şekeri kontrol altına almak, işte kolesterolümüz çok yüksekse onu kontrol altına almak, düzenli egzersiz yapmak, kilo almamak gibi. Hepsi birbirine bağlantılı. Riski mümkün olduğu kadar azaltmak da fayda var. İşte kan sulandırıcı ilaçlarımızı düzenli kullanmak da. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.